sponsorluğunuz gerçekleşiyor. Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın talimatıyla inşa edilecek olan Edirne Belediyesi Tunca Spor Tesisleri'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Başkan Gürkan, "Elbette bu bir başlangıç. Biz yıllarca hep devletimizin bu işlere el atmasını bekledik. Bekledik, bekledik ama hükümetlerden ses çıkmadı," dedi. Başkan yardımcılarım, ilgilenen meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, çok değerli muhtarlarım, çok değerli kıyıklılar, benim de bir dönem çalıştığım, görev yaptığım, ekmeğini yiyip suyunu içtiğim sevgili kıyıklılar. Ve elbette Tunca Spor çatısı altında yokluklarla mücadele ederek sporun ruhunu yakalamaya çalışan değerli sporcu kardeşlerim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün burada Edirne Belediyesi Tunca Spor Tesislerinin temelini hep beraber atıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bahar aylarında çok kısa bir sürede hem sahamızı hem de tesisimizi tamamlayarak Tunca Spor'un ve Edirne Spor'unun hizmetine sokacağız. Bir düzeltme yapmak isterim. Demin sunucu arkadaşım söyledi, bazı basın organlarında da çıktı. FIFA ya da UEFA standartları, o standartlar çok yüksek. Bizim onları yapma şansımız yok. Sonra yalancı falan çıkmayalım, Allah korusun. Ölçü olarak yapacağımız saha, ölçü olarak UEFA standartlarına. Yani her türlü maçın oynanabileceği, ama UEFA standartları dediğimizde işte stattı, şuydu, buydu, o bizi aşar. Boyumuzu bilelim. Müslümanlığın şartı 5, altıncısı da haddini bilmek. Herkes haddini bilecek. O kadar gücümüz yok. Ama burada hem Tunca Spor'un hem Edirne'deki sporla uğraşan herkesin rahatça gelip sporunu yapabileceği, futbolunu oynayabileceği ve hem ev sahibi takımın hem de misafir takımların, hakemlerin asgari insani koşullarda hizmet alabileceği, onun ötesinde sporun sadece maç zamanı değil, maçın dışında da bir spor ortamının, bir kardeşlik ortamının, bir dostluk ortamının sağlanabilmesi adına yanında kafesiyle, sosyal tesisiyle komple bir tesis yapıyoruz. Tunca Spor'umuza, kıyığımıza, Edirne'mize hayırlı uğurlu olsun. Çeşitli yerlerde gündeme geliyor, bana da soruyorlar. Başkanım, Edirne'de sadece Tunca Spor mu var? Edirne'de hemen hemen her mahallede bir amatör spor kulübü var. Niye Tunca Spor? İki nedenle Tunca Spor. Birincisi, Tunca Spor, az önce Zeki Muhtar da söyledi, Edirne'de halen faaliyette olan kurulmuş en eski spor kulübü. 1950. Edirne Spor'umuz bile, hepimizin sporu olan, kulübü olan Edirne Spor bile Tunca Spor'dan 16 yıl sonra kurulmuş. 1966'da. Bir bu. İkincisi, Tunca Spor kurulduğundan bu yana kıyıktaki sağcısı, solcusu, çoluğu, çocuğu, yaşlısı, genci, kadını, erkeği, herkesi ayrımsız bir şekilde hep çatısı altında topladı ve hep başarılı bir şekilde temsil etti. TOKİ, Gençlik Spor Bakanlığı ve Edirne Belediyesi bir üçlü protokol imzalarlar. Bu protokole göre mevcut 25 Kasım Stadı'nın tapusunu Gençlik Spor Bakanlığı TOKİ'ye devredecektir ki protokole göre hemen imzalandığı gibi devretmiş.
Biz şu anda yapılmış olan yüzme havuzunun orada 11 dönüm arsamızı bir 5000 kişilik spor salonu yapılması ve işletmesinin Edirne Belediyesi'ne verilmesi kaydıyla TOKİ'ye vermişiz. Hazineden 100 dönüm yer verilmiş. Sene 2013. Bir proje kapsamında yapılmış bunlar. 31 tane şehri ilgilendiriyor. Bu 31 şehrin, 31 projenin 30 tanesi başladı, kimisi bitti, kimisi devam ediyor. Ama Edirne'nin tesislerinden tık yok. Tık yok. Sözüm ona, TOKİ 25 stadım, Kasım stadı karşılığında yüzme havuzunun oraya 17 bin kişilik bir stadyum yapacak. Belediyenin verdiği arsa karşılığında 5 bin kişilik bir spor salonu yapacak. Daha fare doğurdu, yapa yapa Allah razı olsun yine de bir yüzme havuzu yapıldı. Şimdi birileri çıkıp diyor ki sen 2014'te söz vermiştin 25 Kasım stadını kent park yapacaktın. Doğru. Seçim beyannameme koymuştum ve proje olarak da söylemiştim. Ama orada o 25 Kasım stadını kent park yapacağız cümlesinin önünde bir cümlem daha var. Onu keserek, onu silerek söylüyorlar. Ben dedim ki 25 Kasım stadının yerine kim olursa olsun asla ve asla bir beton yığını yaptırmayacağız. Şundan emin olunuz. Edirne Belediyesi çok büyük, çok muhteşem bütçesi olan bir belediye değil. Ama biz bu bütçeyi rasyonel bir şekilde tasarrufa azami önem göstererek, gıdım gıdım kullanarak, hesaplayarak harcadığımız için 5 yılda 140 trilyon borçla aldığımız bu belediyeyi 5 yılın sonunda 60 trilyonu borca düşürdük. 116 trilyon alacaklı hale getirdik. Ve 5 yılda 450 trilyonluk da yatırım yaptık. Kolay değil bu işler.